Piyasada ikinci el araçlar da var, birinci el araçlar da var, sıfır dediğimiz. Biz sıfır araçlarda problem çıkacağına çok ihtimal vermeyiz. Çünkü sıfır diye düşünürüz ve gönül rahatlığıyla alırız. Fakat son zamanlarda çok fazlaca şikayet her sene artıyor. Sıfır olarak alınan aracın bir ay sonra, üç ay sonra, altı ay sonra bir sıkıntıda ya da servise kontrole gidildiğinde aslında kazalı olduğu ve sıfır olmadığı, problemli bir araç olarak satıldığı ortaya çıkıyor. Tabi bu sefer hak arama noktasına başlıyoruz. Burada araçlarda miktar çok yüksek olduğu için, 11.330 liranın üzerinde olduğu için hakem heyetlerine değil, direkt tüketici mahkemelerine başvurmak gerekiyor. Sıfır araçta nasıl problem olabilir? Araçlar taşınırken ya da ilk etapta kaza yapabiliyor. Ve o kaza yapan araçlar çok ucuza satılıyor. Daha sonra servislerde düzeltilip satışa sunuluyor. Kar hırsı gözünü bürüyen satıcılar bunu sıfır olarak satabiliyorlar. Aslında burada sorumluluk direkt fabrikanın olmalı. Çünkü fabrika daha taşıma esnasında nakledilirken kaza yapan kamyonla beraber devrilen araçların mutlaka ruhsatına bunu işletmesi gerekiyor. Fakat bu işlem yapılmadığı için tüketicilerimiz sıfır araç aldığında bile kazalı araçla karşı karşıya kalabiliyorlar. İkinci el araçlardaki kazalar zaten çok sıkıntılı. Hani öyle ki bu noktada marifetimiz o kadar gelişmiş ki çok yetenekli ustalarımız var. İki tane farklı aracı bir araya getirip tek araç haline getirebiliyorlar. Aracın arkası 2015, önü 2018 model olabiliyor ya da tam tersi olabiliyor. İki tane pert olmuş araç, kimisi önden kazalı, kimisi arkadan. Onun sağlam kısımlarını alıp birleştirip araçlar satılabiliyor. Burada tabii ki haksız bir kazanç var, ayıplı bir ürün var. Bunu tespit etmek için en kolay yol aslında ekspertiz raporudur. Ekspertizi yaptırdığımız zaman şöyle bir garanti alırız biz. Orada yazılan hususlara güvenip bedelini veririz piyasa karşılığı. Fakat daha sonra bir sorun çıkarsa yanlış ekspertizden dolayı ekspertiz firmasından da satıcıdan da bunun bedeli alınabilir. Bu hakkımız var. Fakat ekspertizi hangi araçlara yaptırmalıyız? İkinci el araçlara mı? Hayır. İster ikinci el ister sıfır fark etmez. Bütün araçlara ekspertiz yaptırmamız lazım. Hani eskilerin çok hoş bir tabiri vardır. Küçükken çok anlayamadık ama büyüyünce anladık. Yazın pardesünüzü yanınıza mutlaka alın. Kışın da ister alın ister almayın. Bunu araçlara çevirdiğimiz zaman şöyle diyebiliriz. Sıfır araçlara mutlaka ekspertiz yaptırın. İkinci el araçlara ister yaptırın ister yaptırmayın. Bizim ekspertiz yaptırmamız gelecekte araçta çıkacak bütün sorunlarda bizim lehimize sonuç doğurur. Fakat ekspertiz yaptırmazsak şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu mahkeme açısından da böyle, sosyal açıdan da. Neyse gördük, kabul ettik, aldık. Fakat ekspertiz yaptırdığımız zaman biz ekspertizde yazan özelliklerine göre aldık. Ve bu özelliklere göre bu fiyat etmez zaten. Burada kazalı olduğu yazmıyor. Yarıdan ikiye birleştirildiği yazmıyor. Ya da boyalı olduğu yazmıyor. Dolayısıyla ben buna göre almıştım, kandırıldım diye hakkımızı arayabiliriz. Lütfen bu hususa dikkat edin. Sıfır araç diye güvenmeyin. Ekspertizinizi mutlaka yaptırın. Çünkü almış olduğumuz araçlar en az 50 bin liralık araçlar. Yukarı doğru gidiyor. 200 liralık ekspertizden kaçınırsak başımıza 30-40 bin lira, 50-100 bin lira gibi bedel binebilir. Bundan kaçınmak için ekspertizi mutlaka yaptıralım.